Merhaba kıymetli izleyiciler. Cuma Hasbihali programına hoş geldiniz. Malumlarınız Umre sezonu başladı. Artık bu kutsal yolculuğa giden vatandaşlarımız müftülüklerimize geliyorlar, müracaatlarını yapıyorlar ve inşallah istedikleri tarihlerde de Umre yolculuğu yapacaklar. Biz de bu Umre yolculuğundan önce bugünkü programımızın formatında bir küçük bir değişiklik yaparak bir ilahiyle açmak istiyoruz. Umre yolcusu hocalarımızdan birisi Yılmaz Acar Hocam, Güre İskele Camii İmam Hatibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Sizden de nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Programımızın başarılarını devam diliyoruz. İlgiyle izliyoruz. Cenab-ı Mevlam dinleyenlere de inşallah faydalı olmayı nasip eylesin inşallah. Hocam biliyoruz ki, duyduk ki Umre'ye gideceksiniz i̇nşallah grubunuzla hocam, birlikte. Grubumuzla beraber, inşallah hocam. Umre yolculukları hakikaten çok keyifli oluyor. Hac hakeza. Kur'an-ı Kerimlerle, salatü selamlarla, tekbirlerle yapılan bir yolculuk. Evet, ve bu yolculukta çok da ilahiler dinliyoruz, evet, ve hakikaten mest ediyor bizleri. Siz de gideceğiniz bu yolculukta birçok ilahiler söyleyeceksiniz. Evet, hocam, dedik ki Yılmaz hocamız gitmeden önce bize bir ilahi söylese, şöyle bir izleyicilerimizle dinlesek diye düşündük. Sizi tabii davet ettik. Tabii hocam. Bize bir güzel bir ilahi lütfeder misiniz hocam? İnşallah hocam. Tabii. Buyurun. Tabii. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Kabe'nin örtüsü kare, açtın yüreğime yâre. Kabe'nin örtüsü kare, açtın yüreğime yâre. Doyulur mu o Resul'e, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Doyulur mu o Resul'e, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında.
Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun hocam. Hakikaten bizi aldınız götürdünüz Medine yollarına. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Şimdiden Rabbim mübarek eylesin yolculuğunuzu. İnşallah hocam. Bizlerden de inşallah selam götürün. İnşallah hocam. Herkeslere Cenab-ı Mevlam yardımcısı olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yine başka bir programda da ağırlamaktan memnun oluruz. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hocam beni davet ettiğiniz için. Hayırlı başarılar hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Yılmaz hocamızdan dinlediğimiz bu güzel ilahiden sonra konuğumuz Osman Memiş hocama hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sayın hocam. Teşekkür ederim. Hocam bugün hakikaten önemli bir konuyu tespit ettik. Onu konuşmak istiyoruz. Ve ticaret ahlakı. Ticaret ahlakı deyince ticaretle meşgul olan kardeşlerimizi de birebir ilgilendiriyor. Ama izleyicilerimiz tabii şöyle düşünmesinler. Bu ticaret ahlakı ticaretle meşgul olanlarla alakalıdır değil. Ticaret ahlakının içerisinde, ticaretin içerisinde alışveriş var. Dolayısıyla bu her birimizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Bunun önemine binaen dinlememizde fayda var diyelim. Evet. Hocam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına baktığımız zaman Efendimiz de ticaretle meşgul olmuş, alım satım yapmış ve önemli bir ticaret ahlakı oluşturuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve ticarette biz bu Peygamberimizin ahlakından görüyoruz ki salt bir para kazanma değil, tamamen para kazanmaya dönük bir çaba değil, bu parayı kazanırken onu da helalinden kazanmaya dönük bir çaba var, çalışma var. Biz de buraya nispetle şöyle bir soru sormak istiyorum size. İslam'ın ticarete getirmiş olduğu en önemli ilke nedir? Şimdi dinimizin ilkeleri var. Düzensizlik yok. Her bir hususta bazı temel ilkeler belirlenmiş. Peki ticarette dinimiz ne gibi ilkeler benimsemiş ve malımızı meşru yollarda kazanmanın prensipleri nelerdir? Evet hocam, sizin de buyurduğunuz gibi İslam sadece ibadetlerden ibaret bir din değil. Yani namaz kılmak bir ibadet, zekat vermek bunun gibi hakeza ibadet, hacca gitmek bir ibadet. Ama dinimiz sadece ibadetleri bununla görmüyor, bununla sınırlı görmüyor. Bir güzel söz okumuştum, şöyle derdi. Namaz camiden çıktıktan sonra, hac Kabe'den döndükten sonra, Ramazan ise oruç bittikten sonra ortaya çıkar. Güzel. Yani dışarıya yansıyan bir yön olması lazım. Hani namaz kılan bir insanın Müslümanlığının göstergesi dışarıya yansıyan yönüdür. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz insanı fuhşiyattan, çirkin işlerden, kötü davranışlardan uzak tutar. O zaman demek ki namaz camiden çıkınca veya namazı kıldıktan sonraki davranışlarımızla ortaya konan bir yönü var. İslam esasında sadece ibadetleri namaza hasretmemiş ve demiş ki mesela yolda giderken bir taşı kaldırmanız size sadaka sevabı verir. Bir çukur var, o çukuru onarmanız size sadaka sevabı verir. Engelli birisine yardımcı olmanız size ibadet sevabı verir. Ve ibadetler sadece bununla da sınırlı kalmamış. Her yaptığımızın ibadet maksadıyla yapılmasının bize sevap kazandıracağı bir ilke olarak benimsenmiş. Demek ki asıl ilke dinimizde her türlü davranışımızın ibadet olması. Ticarette de bu böyle. Yaptığımız ticarette ana ilke ibadet maksadıyla Allah rızası için yapılması. Yani rıza-i ilahi maksadıyla bir ticaret erbabı ticaret yapması lazım. Alışveriş yapan kardeşimiz Allah rızasını asla kafasının ardından çıkarmaması, aklından çıkarmaması gerekir. Ana ilke ibadettir. Demek ki her kişi yaptığı davranışlarının bir fiil Allah rızasına uygun olup olmadığını denetlemesi lazım. Bu ticaret erbabının öncelikli vazifesi. İkinci vazifesi ise sizin de dediğiniz gibi İslam meşruiyet prensibini getiriyor. Malda esas olan meşru olması, meşru yollardan kazanılması. Meşru olmayan yollardan kazanılan mala mal demiyor dinimiz. Haramdır diyor, yasaktır, asla ona yaklaşmayın diyor. Mesela bir kişi hırsızlıkla, gaspla veya faizle veya kumarla bir para kazansa, dinimiz bunların kazandığı paranın para olmadığını, mal olarak değer
kazanmadığını, değerli bir şey olmadığını, o mala kıymet verilmemesi gerektiğini ifade eder. Bir kişi milli piyangodan şu kadar para kazanmış, faizden bu kadar para kazanmış, gasp etmiş, hırsızlık yapmış veya rüşvet alıp vermiş. Bu kişinin aldığı, rüşvetten aldığı para mal mıdır? Hayır, değildir. Dinimiz elinin tersiyle itiyor. Haram diyor. Meşru değildir. O mal bizim asla olmamıştır. Çünkü biz alın terimizle bu malı kazanmamışız. Başka ne diyor mesela? Kamu mallarını zimmetine geçiren insanlar, her türlü yolsuzluğu yapanlar, çekler, senetlerin tomar tomar geri geldiği bir ülke. Böyle bir ülkenin Müslümanca bir ülke olduğunu kime söyleyebiliriz ki? Yani bu ilke meşruiyet prensibi ana esasını baktığımızda, helal olmayan mal bizim değildir prensibine baktığımızda, demek ki dinimiz çok önemli bir esası ortaya koyuyor. Mesela hileli alışveriş yapıyor birisi veya eksik tartıp ölçüyor veya memur görevini ihmal ediyor. Görevini ihmal edip 2-3 saati oradan kurtarmanın kendisi için çok daha iyi olduğunu zannediyor. Yan gelip yatıyor, oyun oynuyor, işinin öneminin farkında değil. O paranın helalinden gelip gelmediğini asla düşünmüyor. Bu kişi 5 vakit namaz da kılıyor, varsayalım, farz edelim. O namaz kılan bir insana yakışan bir tavır mıdır? Değildir. Dinimiz diyor ki hayır. İşveren, farz edelim, çalışanlarının sigortasını ödemiyor. Primlerini ödemeyip buradan kar elde ettiğini zannediyor. Yani işverenin primini ödemeyen, hak ettiği ücretini kişiye vermeyen, alın teri kurumadan parasını vermeyen, karşıdaki işçisinin parasını yiyen bir işveren kazandın mı zannediyor? Dinimiz diyor ki hayır, kazanmadılar. Hayır, onlar haram lokma yiyorlar. Onlar mal elde etmediler. Çünkü evet, bakınız şimdi bu konuyla ilgili birkaç ayeti kerimeyi zikredelim. Ya eyyühellezine emenu. Ey iman ettim diyen insanlar. La te'kulû envâlekum beynekum bil batil. Allah Celle Celaluhu hükmü koydu. Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Yani insanın aklı zaten batıldan mı geldi yoksa helal yoldan mı geldi? Bunun farkına varabilecek kapasitede insanlar fark ediyorlar yani. Vicdan denen bir şey Allah Celle Celaluhu bizde var etmiş. Yani bir kişi ağlarken o ağlayan insanın parasını cebimize indirmemiz bize ne kadar helal olabilir? Yani anlattığımız her hususta başkasının vicdanını hırsızlatan bir hadise var. Başkasını rahatsız eden, huzursuz eden, onun sıkıntıya girmesine sebep olan bir yön var. Öyleyse Allah Celle Celaluhu diyor ki batıl yollarla mallarınızı aranızda yemeyiniz. En büyük haramlardan birisi. İlla en tekune ticareten an teradı minkum. Sadece aranızda rızalı bir şekilde ortaya çıkmış, İki tarafın gönül huzuruyla yapmış olduğu bir ticaret olursa bu müstesna. Bunun dışındaki her türlü hadiseyi dinimiz haram kabul ediyor değerli hocam. Yine bununla alakalı. İnne levine ye'kulune envalel yetame zulmen. Bir de yetim malı yiyenler var. Malının içerisine yetim malı katanlar var. Hatta yetim malını himaye edeceğim, yetimi himaye edeceğim diyerek yetimin malına göz dikenler var. Onu alıp bütün malına yetimin malını katanlar var. Bunlara ne demek lazım? İnnemâ ye'kulûne fî budûnihim nâra. Onlar karınlarını ateş dolduruyorlar. Ve seyaslevne sa'îrâ. Ve çılgın bir ateşe muhakkak gireceklerdir. Allah Celle Celaluhu diyor ki kazandığınız mal haram yoldan ise muhakkak onun cezasını ateşe girmek, çılgın bir ateşe girmekle göreceksiniz. Yani değerli hocam, yani anladığımız kadarıyla biz ticaretimizi hakkaniyete göre, Allah rızasına göre yapmalıyız ve helalinden kazanma yolunda da çaba sarf etmemiz lazım. Haram kazanç yollarından sakınmamız lazım. Ya eyyühellezine amenu kulu mimma fil ardi halalen tayyibe. Yeryüzünün helal mallarından yiyin. Helalinden kazanın, helalinden yiyin. Allah Celle Celaluhu bunları bize emreder. Ve وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan insanlara yanlış yollar gösterecek. Yanlış yollara insanı sevk edecek. Helalinden kazanmadığımızda, haramdan kazandığımızda paramızın çok kıymetli olacağını anlatacak. Ama bereketini kaybedeceğinden bahseder dinimiz. Bereket denen bir şeyden bahseder. Azdır ama bereketi fazladır. Çoktur, elinde hiçbir şey yoktur. Bunları inşallah anlatacağız değerli hocam. Bu kadar keselim isterseniz. Evet. Buyurun. Hocam tabii ki Peygamberimizin bir hadisi var. Onu hatırlatmak istiyorum. Elbette mümin, Müslüman bir insan çalışacak, kazanacak. Ve bunu da sizin dediğiniz gibi hakikaten Allah için, Allah rızası için yapacak. Ben çalışmalıyım, kazanmalıyım, kazancımdan fakire fukaraya zekatımı, sadakamı vermeliyim, ailemi, çoluğumu, çocuğumu geçindirmeliyim. Bu düşüncelerle yapıldığında bu da
aynı zamanda ibadete dönüşecektir tabii ki. Hocam bir yere daha temas etsem daha iyi olacak herhalde. Buyurun. Çünkü bir kişinin duasının kabul olması için bile helalinden yemeği öngörüyor bizim dinimiz. Çok güzel. Evet. Yahu bu nasıl olur? Yani duanın helal lokmayla ne alakası var diyeceğiz değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örnek verirler. Bir kişi varmış. Üstü başı toz toprak içerisinde gelmiş. Allah yolunda işler yaptığından bahsediyor. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye dua ediyor. Ve med'amuhu haram. Onun yediği haram. Ve meşrabuhu haram. İçtiği haramdan gelmiş. Ve melbesuhu haram. Giydiği elbise haramdan gelmiş. Ve gudiye bil haram. Haramdan gıda temin etmiş, gıdalanmış. Fe enne yüstecabu lidelik. Bunun duası nasıl kabul edilsin ki demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani duamızın kabulü için bile bakın dünyevi bir yönü de var esasında bunun. Dua diyorum duam kabul olmuyor. O zaman kendimize bakmamız lazım. Çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Acaba malımı helal yoldan kazanıyor muyum? Malıma faiz giriyor mu mesela? Başkasının hakkını gasp edip mi acaba ticaret yapıyorum? Acaba elinden dilinden razı olunan bir insan mıyım ben tüccar olarak? Et-tâciru sâdiku. Sıdk ifade eden, dost doğru tüccar var ya diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber olacaklar. Bu müjdeyi elde etmek önemli bir hadise. Dünyada 3-5 kuruş fazla alacağım diyerek şeytanın adımlarına tabi olanlar ahiretini kaybettiklerinin farkına varamıyorlar maalesef. Evet. Onlar ahiretini kaybediyorlar. Allah Celle Celaluhu uyanış nasip eylesin. Amin. Yanlıştan dönüş nasip eylesin. Hepimize inşallah ticaret yaparken bu bize dönük bir tarafı da var. Alıcı olarak biz de aynı zamanda ticaret erbabıyız. Yaptığımız ticarette doğru ticaret yapmamız lazım. Başkasına zulmetmememiz lazım mesela. Evet. Yani tabii anlattıklarınızdan ortaya çıkan sonuç şu. Özet şu. Ticarette temel prensip helal kazanç. Yani buna çok vurgu yapılıyor. Dinimiz buna özellikle vurgu yapıyor. Ve bu konuda çok dikkatli, titiz davranmamız icap ediyor. Sayın hocam yine önemli bir nokta tabii olduğu hocam, için evet, şöyle bir şey anlatılır. Ebu Abbasiler döneminde ünlü halifesi Harun Reşid'in bir kardeşi varmış. Behlül Dana denen. Bu 8. yüzyıllarda yaşamış bir evliya olduğundan bahsedilir. Deli numarası yaparmış. İnsanların arasında deli gibi dolaşırmış. Bir seferinde işte halife olan kardeşi demiş ki Behlül Dana'ya git demiş şu sana bir görev vereyim boş boş durma. Çarşı pazar ağalığını verdim yani teftişini sana verdim git şu çarşı pazarı bir denetle bakalım demiş. O da gitmiş. Yani akla evvellerden birisi gibi davranıyor. Girmiş fırının birisine tartmış fırındaki o gramajı bakmış ekmeğin gramajını ekmeğin gramajı düşük. Sonra dönmüş oradaki fırıncıya kardeşim demiş işinden memnun musun? Eşinden razı mısın? Evladından razı mısın, hoşnut musun? Nasıl gidiyor işlerin? Yani geçim sıkıntısı çekiyor musun? Ağlamaya başlamış. Vay eşimden yana sıkıntım var. Evladım yaramaz çıktı, huysuz oldu. Şöyle oldu, böyle oldu. Efendim işim berbat, bir türlü geçinemiyorum diye ağlamaya başlamış. Hiçbir şey dememiş ve oradan çıkmış. Başka bir fırıncının yanına gitmiş. Ekmekleri tartmış. Tarttığı gibi bir bakıyor ki gramajı yüksek yüksek ekmekler. Az değil, asla değil. Çok da olabilir gramajı ama dengede tutturmaya çalışmış. Evet. Fazlasıyla vermiş. Demiş ki eşinden razı mısın? İşinden razı mısın? Çevrendeki işlerin nasıl gider? Komşularla aran nasıl? Akrabanla aran nasıl? Adam elhamdülillah diyor. Öyle imkanım düzgün. Hiç kimseye borcum yok. Her türlü şeyim, işlerim yolunda gidiyor derken geri dönüvermiş. Ve halife Harun Reşid'in yanına demiş ki kardeşim demiş ben bu işi bırakıyorum. Niye? Güzel bir iş değil mi? Tam sana göre işte gidersin denetlersin. Yahu demiş Allah Celle Celaluhu benden önce teraziyi kurmuş. Teraziyi öyle bir kurmuş ki herkese hak ettiği şekilde imkanını vermiş. Kimisini dünyada bir şekilde kısıtlamakla haram yiyeni, helal yiyene ise bolluk vermekle, imkanını genişletmekle, huzur vermekle Allah Celle Celaluhu bahtiyar eylemiş. Bana daha ne gerek kalmış ki demiş. Yani kısacası insan kendi ettiğini buluyor. Aynen, helalinden kazanan, dünyada helalinden yiyen, hem evlatlarından hayır görüyor, hem çevresine ışık tutan bir insan oluyor. Allah Celle Celaluhu
celaluhu bereket denen bir şeyi onun malının içerisine katıyor. Çünkü haram lokma yememiş. Haramdan gelen ağlayanın malından gülene fayda olmadığını bizim atalarımız söylemişler. Hı-hı. Ağlayan bir kişinin vermiş olduğu parayla ben abat mı olacağım? O para bir yerden çıkıyor. Ya benim arabamdan, ya evimden, ya eşimden hastalanıyor. Çoluk çocuğum sıkıntıya düşüyor. Evet. Yani velhasıl bir şekilde onun muhakkak karşılığını hem dünyada görüyoruz hem de ahirette görüyoruz. Bu bir realite. Hı-hı. Bundan men dakka dukka der Araplar. Evet. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Yaparsan evet. yanlışı görürsün arkasından gelecek hadiseyi. Atalarımız öyle demişler. Bundan evet. dolayı kaçınmak lazım. Harama Aynen. yanaşmamak lazım. Aynen. Dünyada rahat etmek isteyen, ahirette rahat etmek isteyen helalinden kazancı asla bırakmaması evet, lazım. Evet. Yani anlattığınız kısa da hakikaten olayı da özetliyor. Son derece güzeldi hocam. Tabii ki peygamberimizin şöyle bir hadisi şerifi var. Onu ben söylemek istiyorum. Bazen insanlar hakikaten çok kazanayım diye işin haram helal noktasını çok fazlasıyla kaçırabiliyor. Yani olsun gelsin de nereden olursa olsun gibi bir düşünce hakikaten çok tehlikeli. Bundan dolayı peygamberimiz buyuruyor ki zenginlik mal çokluğu ile değil gönül tokluğu iledir. Bu evet. son derece önemli. Özetleyen bir cümle hakikaten. Gönül tokluğu ile. Yani insanın gönlü zengin olsun. Önemli olan bu. Yine bir hadisi şerifte görmüştüm. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Allah Resulü diyor ki Allah bir kuluna hayır murad ettiği zaman onun gönlüne zenginlik verir. Cebinde belki para yoktur. Ama bulduğu zaman da öyle bir gönlü zengindir ki onu böler. Hatta fazlasını verir arkadaşını. Öyle zengindir gönlü. Hayır murad etmediği kişinin de iki gözünün, iki kaşının ortasına diyor fakirliği koyar diyor. Cebi para dahi dolu olsa hep o fakir kalmaktan endişe duyar diyor. Evet, hep hocam. Bu korkuyla yaşar. Evet. Böyle de bir hadise var. Rabbim inşallah kazancımızı, bütün herkesin kazancını helalinden olmasını nasip etsin. Amin, amin inşallah. Hocam ikinci sorum olarak da yine bütün insanlığın belki ortak problemlerinden birisi. Ve İslam dünyası da bu problemin içerisinde aslında israf meselesi. Yani alım-satımda, ticarette, biz tabii ticaret ahlakını konuştuğumuzdan biraz da bu çerçevede konuşalım. İsraf noktasında nelere dikkat etmeliyiz? Yani alım-satımda da israfa düşmek oluyor değil mi? Bundan da dikkat etmemiz gerekiyor herhalde. Evet. Allah Celle Celaluhu esasında dünyaya bir denge koymuş hocam. Öyle bir denge var ki eşit dağıldığı müddetçe insanlar... Evet. Hiç sıkıntı yaşamayacaklar. Hani bir hadisi şerifte geçtiği üzere bir kuş sabahleyin rahat bir şekilde evinden rahat bir şekilde çıkar. Hiç rızık endişesi taşımadan çıkar. Evet. Karnı tok olarak döner. Allah Celle Celaluhu onu da rızıklandırır, sizi de rızıklandırır. Yani böyle bir rızık endişesi taşımadan esasında eşit bir şekilde rızıklar dağıtılsa sıkıntı olmaz. Herkes çok rahat yaşayabilir. Evet. Ama maalesef doymayan insanlar yüzünden insanlar aç kalıyorlar. Çok güzel bir karikatür görmüştüm. Çok şişmanca şöyle hani sumo güreşçiler olur ya kocaman Hı-hı. kocaman öyle bir adamın resmini koymuşlar. Yanında ölmek üzere olan cız çok fakir bir insan var. Onun da malına el uzatan o şişmanca adamı evet. düşünün şimdi. Aynen dünyanın yaşadığı hadise bu. Afrika'da acını ölen insanlar ama onların elmaslarını, onların altyapı güzelliklerini, bütün zenginliklerini evet. götüren Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, sömürgeciler. Onların sırtından zengin olanlar hala onları sömürmeye devam ediyorlar. Açlar esasında dünyadaki evet. dengesizlikten dolayı değil. Evet. O zenginlerin doymamazlıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Ben Amerika'da yaşadım bir 5 sene. Orada gördüm. Haddi hesabı belli değil israfın. Sokaklarda dökülen yiyecekler, ekmekler, yaşanan israf. Haddi hesabı belli değil. İnsanlar koli koli alıyor aldıklarını. Belki bir ikisini tüketiyor, gerisini çöpe atıyor. Vurdum duymaz bir hayat var. Bizim ülkemizde yok mu? Haliyle bizim ülkemizde de var. İsraf her yeri almış götürmüş. Müslümanım evet. diyen insana yakışmayan bir tavırdır İslam. İslam esasında israfı haram kılar. Müslümana yakışmaz. Sadece İstanbul'un o ekmek israfını gündeme getirmiş araştırmalar. O israf o kadar bir büyük boyutta ki sadece bir günlük ekmek ihtiyacını bütün Türkiye karşılayabiliyor İstanbul'un o atık ekmekleriyle beraber. Ya, evet. Çok enteresan bir şey. Şimdi bununla ilgili Allah Celle Celaluhu ne buyurmuş? قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. De ki kim haram kılar ki?
Haram kılan kimdir? Allah Celle Celaluhu'nun tertemiz rızıklarını, kullarına çıkarmış olduğu şeylerdeki ziynet olan şeyleri kim haram kılar? Ve dayibati minen rızk, rızıktan temiz olanları kim haram kılmış? Temiz şeyler haram değil. Demek ki Allah Celle Celaluhu bir ilke koyuyor. Her şey bizim için helal. Ama haram kılınması müstesna. Helal ama burada tek bir ilke var, israf etmemek. Ya beni Adem'e hudu ziynetekum inde kulli mescidin. Bakın ayet-i kerime çok önemli bir noktaya temas etti. Ey Ademoğlu, her mescide girdiğinizde hudu ziynetekum, ziynetlerinizi yani güzel elbiselerinizi giyin, üstünüze başınıza bir dikkat edin, temiz elbiselerle camiye girmeye çalışın. Güzellik üzerinize yansısın. Hani Peygamberimizin buyurduğu gibi, Allah sana mal verdiyse onun nimet ve ikramı üzerinde görülsün diyordu. Zenginsen zengin gibi bir giyin. Yani fakirle aranda bir fark olsun. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem giyinmede güzel giyinmenin israf dışı bir davranış olduğunu söylüyor. Yani güzel giyinmede israf olmaz. İsraf nerede o zaman? Güzel giyinirken farz edelim 10 tane, 20 tane, 30 tane takım elbise alıyoruz. Sırf giyinmemize harcıyoruz. Bu israftır. Bir haddi aşmak vardır burada. Ama güzel giyinmek tabii ki dinimiz bunu emreder. Güzel ve temiz giyinmek. Pahalı da giyinebilir. Çünkü zenginsen zenginin üzerinde gözüksün demesi hadisi şeriften bunu ifade eder. Ama وَكُلُوا وَشْرَبُوا yiyin için وَلَا تُسْرِفُوا ama israf etmeyin. Bakın ayeti kerimede güzel giyinin, efendim güzelce yaşayın, yiyin için istediğiniz kadar yiyin için وَلَا تُسْرِفُ ama israf etmeyin. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ çünkü Allah Celle Celaluhu israf edenleri sevmez buyuruyor. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Araf suresi 31. ayet-i kerimede. Öyleyse israf etmemek bizim dinimizin asıl emri. Yerken israf etmeyelim. Giyinirken israf etmeyelim. Arabanın üzerine araba hastalar arkadaşlarımız var. 3 tane, 5 tane, 10 tane arabası var. Yazlı var, kışlı var. Yazlının yanına bir yazlık daha, bir yazlık daha, o ev, bu ev derken insanlar sadece dünyalık için çalışır bir vaziyete dönüşmüşler. Bu yanlıştır, bu israftır. Evet. İhtiyacımız olduğu kadarıyla ev, araba, efendim giyinme, yiyeme bu asli ihtiyaçlarımızdır ama bunu sınır açtığımız her durumda israfa düşüyoruz demektir. Allah Celle Celaluhu israftan uzak eylesin inşallah. Bununla ilgili bir hadisi şerifi hatırlatalım cemaatimize, dinleyenlerimize. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd radıyallahu anh'ı görüyor abdest alırken. Suyu bolca kullanıyormuş. Yani o durumu düşünün şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde suyun çok değerli, kıymetli olduğu bir zaman. Ve suyu öyle bir bol kullanıyormuş ki abdest alırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Nedir bu ey Sa'd? Bu israf nedir? Sa'd şaşırmış. Ey Allah'ın Resulü demiş. Abdest alırken de israf olur mu? Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hatta akmakta olan bir nehirin kenarında bile olsan. O nehirin kenarında su nehirde şıkır şıkır akıyor. Oradan bile abdest alsan orada bile bol kullanman kesinlikle israftır. Evet. Yani orada bir alışkanlık edinme var. Alışkanlık bir yaşantı şekline dönüşme var bunun. Bundan kaçınmak lazım. Yani yemek yerken, efendim üstümüze giyinirken, ev alırken veya abdest alırken bile haddi aşmamak, efendim suyu boşa tüketmemek. Duş alıyor mesela kardeşlerimiz. Duşun altında keyif yapıyoruz. Mesela bir saat duşta kalan kardeşlerimiz var. 2 saat. Temizlemek güzeldir. Ama bunun 1 saate, 2 saate kadar yansıması israf boyutunu gündeme getirir. Suyun altında kalıp böyle beklemenin o suyun israfını bir düşünelim. Ne kadar su harcanıyor değil mi? Bunları düşünmek lazım. Dişimizi fırçalarken, abdest alırken, bakın abdesti gündeme getirdi Peygamberimiz ama bunları hep dikkate almamız gereken hadiseler olarak ben gündeme getirmek gerektiğini düşünüyorum. Hocam bu hadis-i şerif hakikaten çok isabetli söylemeniz. Suyun israfında Peygamberimiz akan bir nehirde dahi olsa ihtiyaçtan fazla alındığında, kullanıldığında o da israftır diye uyarması Peygamberimizin. Tabii orada bir ölçüyü veriyor, bir alışkanlığın kazanılmasını Allah Resulü istiyor. Bir de sanki Efendimiz o günden bugünü de görüyor gibi de. Çünkü hakikaten günümüzde ve gelecekte dünyanın problemi su. Hakikaten sular tükeniyor, su sıkıntıları başlayacak vesaire. Hatta öyle bir zaman gelecek ki su savaşları olacak endişeleri taşınıyor, duyuluyor. Dolayısıyla günümüz insanı hakikaten damlasını dahi israf etmeme konusunda çok titiz olmalılar. Bu konu hakikaten önemli hocam.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Ben bu hadisi ilk okuduğumda hakikaten çok hoşuma gitmişti. Diyor ki Allah alırken, satarken ve malını anlatırken nazik olana merhamet eder. Bu çok müthiş bir hadis-i şerif. Bunu Taç'ta görmüştüm. İlk hadis-i şeriflerindendi. Metnini alamadım ama mealiyle buraya yazdım. Allah alırken, satarken ve malını anlatırken nazik olana. Yani alan adam da nazik davranacak. Karşıdaki kişiyi olabildiğince malının değerinden aşağıya çekme konusunda gayret sarf etmeyecek. Satan kişi de dikkatli olacak. Ya ben satayım da ne kadar fazlasına satabilirsem onun derdine düşmeyecek. Peygamberimiz burada da ölçüyü bize veriyor tabii ki. Buradan ben şuna gelmek istiyorum hocam. Müşteriyi aldatmama konusuna, ticarette müşteriyi aldatmama bu konuda ne dersiniz? Çünkü bazen insanlar aldandıklarını düşünüyorlar. Bu konuda bazen belki belli mercilere müracaat ediyorlar. Biz işte şu malı aldık, şu vasıfta aldık, şöyle anlatıldı ama böyle çıktı falan. Bu tür problemler de oluyor. Biz buna İslam ahlakı açısından bakarsak ne dersiniz hocam? Değerli hocam, şimdi çok enteresan bir şey dinlemiştim bir konferansta hocamızın. Demişti ki ben doğruluğu ilkokulda öğrenmedim, ortaokulda öğrenmedim, lisede öğrenmedim, üniversitede öğrenmedim. Ben doğruluğu babamdan öğrendim diyordu. Bu demek ki ilk önce toplumumuzun yapması gereken bir sorumluluk var. Doğruluğu çocuklarımıza, evlatlarımıza aktarmamız lazım. Doğruluğu bizden görsünler. Evladım yalan söylediği diye insanlara biz aktarmamamız lazım. Evladımıza nasihat etmememiz lazım. Doğruyu söyle evladım. Ne olursa olsun doğru olsun. Yani yanlışta hiçbir zaman hayır yoktur. Doğrulukta her zaman hayır vardır diyerek evladımıza doğruluğu biz tavsiye etmemiz lazım. Şimdi o anlatırdı, hani belki anlatmışızdır. Hani inek satacak babası. Yanına gelmiş birisi, demiş ki bunu süt sağmak için alıyorsan süt sağmazsın. Bu böyle kusurlu bir hayvandır. Sen bunu et için alacaksan güzel bir eti çıkar demiş. Aman fiyatını düşüreceksin demiş komşusunu. Niçin böyle söyledin falan. Evladıma ben haram lokma yedirmedim. 9 tane evladım var. Hiçbirisine haram lokma yedirmedim. Ben Allah'tan korkarım diyen bir Müslüman kardeşimizi anlatmıştı. Babasının öyle davrandığını anlatmıştı ve o davranıştan etkilenip doğruluğu ben babamdan öğrendim. Üniversitede yüksek lisansla doktora da değil diyordu. Yani biz babamızdan böyle görmemiz lazım. Toplumumuz böyle babalar yetiştirmesi lazım. Şimdi bununla alakalı müşteriyi aldatmamakla alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini zikrettik. Bir daha söyleyelim. Doğru sözlü ve güvenilir tüccar ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber bulunacaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Peygamberimiz bir gün gitmiş pazara, pazarda denetlerken orada pazardaki kardeşlerimizi bir bakmış bir tahıl satıcısı birisine rastlamış. Tahıla elini daldırmış, bir bakmış ki altı ıslak, üstü kuru, altı ıslak. Niye böyle yaptın? Ey Allah'ın Resulü, yağmur da ıslanmıştı. Islandığı için ben de ıslak tarafını alta getireyim dedim, bu şekilde satayım dedim. Niye böyle yaptın? Yani bir Müslüman kardeşini aldatır mı? Men gaşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden olamaz demiş Allah Resulü. Bu Müslüman olmaz. Böyle Müslümanlık olur mu yahu demiş Allah Resulü. Ne biçim Müslümansın sen? Niye aldatıyorsun kardeşini? Ayıbını, kusurunu niçin dile getirmiyorsun? Vardır bir hatası niye söylemiyorsun? Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ı öğretmiş. Ona doğruyu güzele anlatmış. Sahabeden Cerir bin Abdullah radıyallahu anh bir at satın almak istemişti de at satın alırken yaşadığı bir hadise çok ibretlik değerli hocam. At satın alacak. Atın değeri esasında 800 dirhem civarındaymış. Çok pahalı bir atmış. Adam gelmiş 500 dirheme bunu satayım demiş. Biz ne yaparız? Oo, 500 dirhem alayım getir deriz hemen, tamam işi bitirelim burada deriz. 800-900 dirhem eder, hatta 1000 dirhem eden bir at var farz edelim. 500 dirheme satıyor yarı fiyatına. Evet, yani satıcı bilmiyor satıcı fiyatını. Satıcı bilmiyor fiyatını. Farkında değil meselenin. Bu sahabeden Cerir bin Abdullah onun bilmediğini anlamış. Kardeşim demiş bak senin satacağın at 600 eder, 700 eder, hatta 800 eder. Ben 800'e kadar verebilirim. Bana 800'e satıyorsan ben bu atını alacağım demiş. Senin malının ederi bu. 1000'e de satabilirsin. Gidersin başka yerde 1000 de eder demiş. Ama ben 800 verebiliyorum buna demiş. Şaşırmışlar. Gelmişler demişler ki ne yapıyorsun sen demişler ya. Yani söyleseydin
Söylemeseydin 500 alacaktın, söyledin şimdi 800'e alıyorsun. Zarar ettin sen bu işten, kar etmedin, battın kardeşim, cebindeki 300 lirayı boşuna verdin. Allah Resulü bana böyle buyurdu demiş. Bak size bir şey söyleyeyim. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz alışverişte hile yapmayacağımız hususunda Peygamberimize söz vermiştik. Peygamberimiz bizden bunun için söz almıştı. Bize öyle bir söz verdirdi ki, tacirseniz, tüccarsanız asla aldatmayacaksınız. Biz bu emri uygulamadığımız durumda Müslüman olamayız demiş. Ve o parayı 800 dirhemi vermiş, gönül huzuruyla ben malımı aldım diyebilmiş. Ama bizim günümüzdeki tüccarlığa asla uymuyor değil mi? Bakın bizim değer yargılarımızı alt üst eden bir yönünü burada ortaya çıkardı. Gene bununla alakalı bir ama şey daha. Ama inanıyorum ki böyle kardeşlerimiz de yine vardır. İnşallah vardır. Yani Allah sayılarını artırsın inşallah. Amin. Hepimiz güzel bir örnek. Hakikaten çok güzel bir örnek. Evet, çok enteresan bir örnek. Evet. Bundan daha enteresanı Endonezya'nın Müslüman olması için anlatılır. Mehmet Paksu'nun İman Hayata Geçince kitabından bir alıntı yapalım. Hı-hı. Onun kitabına geçiyor bu olay. Endonezya'nın Müslümanlığı çok ibreti şayan bir hadise. Bir tane Müslüman tüccar gitmiş Endonezya'ya ilk öncelerden. Müslüman ilk tüccarlardan birisi. Endonezya'ya uğrayınca orada bakmış ne yapabilirim? Kumaş tüccarlığı yapayım demiş. Kumaşı alıp orada satıyormuş işte. Metresi 5 akçe olan bir kumaşı satmış. 10 akçe olan kumaşı da satmış. Yerine de birisini bırakmış ve ayrılmış. Kimisi 5 akçeye satılacak, kimisi 10 akçeye satılacak. Çırak o yokken demiş ki ben bunu 5 akçesini de 10 akçeden satarsam satayım demiş. Ne olacak ki? Gelmiş bir tanesi. Oo, kumaş çok güzelmiş demiş. Ben bu kumaştan alsam falan. Al demiş kardeşim, çok kaliteli falan filan. Kaç lira? 10 dirhem. O 10 dirhem bedava demiş, ya tamam ben bunu alayım demiş. 10 dirheme bunu nereden bulacağım ben demiş. 10 dirheme almış. Yolda giderken o asıl Müslüman tüccarla karşılaşmış. Kardeşim bunu nereden aldın? Bir mağazadan, Müslümanın mağazasından aldım demiş. Kaça aldın? 10 dirheme. Yahu bu 5 dirheme satılıyor. Sen niye 10 dirheme aldın bunu? Kim sattı sana? Çırak. Hemen gidelim çırağın yanına demiş. Paranı geri vereyim sana demiş. Gitmişler. Çırağı geri verecek olmuş. Yolda konuşuyorlar tabii adamla. Adam da demiş ki yahu biz bunu 20 dirheme de alırız. 10 dirheme bana çok ucuz geldi. Sen niye ısrar ediyorsun ki yani? Aldın paranı. Al işte kullan. Hayrını gör. Bana helal olmaz kardeşim demiş. Ben 5 dirhem diye söyledim. O 10 dirheme sattı. Olmaz demiş. Ben paranı geri vereceğim. Helal değil. Helal nedir kardeşim? Anlamamışlar. Ama o parayı da geri almışlar. Bu duyulmuş dilden dile. O Endonezya'nın o zaman kralı varmış. Kralının kulağına kadar gitmiş. Çağırtın şu demiş tüccarı. Bakayım kimmiş, neyin nesiymiş. Ve o zaman İslam'ı öğrenmek ihtiyacı hissetmiş. İslam hakkında sorular sormaya başlamış. Helal nedir, haram nedir, iman nedir, İslam nedir derken o kişinin Müslüman olduğu anlatılır. Onunla beraber kabilesi, onun çevresi Müslüman olmuş. Şu anda 250 milyon insanın Müslümanlığı bu bir adil, dosdoğru bir Müslümanın emeğiyle ortaya çıkmış. Evet. Onun davranışı öyle bir örnek ortaya koymuş ki 250 milyon en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya böyle bir Müslümanlığa şahit olmuş. Biz böyle örnek şahsiyetler olmamız lazım. Tabii. Yani elinden dilinden emin olunan Müslümandır diyoruz Müslüman. Öyleyse davranışımızla bunu göstermemiz lazım. Evet. Hocam yine bir hadisi şerifle ben soruya girmek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor. Yemin malı sattırır. Yani malınızı satarken yemin billah edersiniz. Karşıdaki kişiyi inandırırsınız ve malınızı satabilirsiniz. Ama bu şekilde sattığınız malın bereketini görmezsiniz. Bereketi olmaz diye Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. Ve ticarette de belki çokça başvurulan yollardan, yöntemlerden birisi yemin. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani yemin mahsurlu mudur, değil midir? Bu konuda dinimizin bakış açısı ne? Ticaret ahlakı çerçevesinde düşündüğümüzde yemin edilmeli mi, edilmemeli mi? Bu konuda ne dersiniz? Evet, Allah Celle Celaluhu Ali İmran Suresi 75-77. Evet. Ayet-i Kerime'de şöyle buyururlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا Az bir pahaya, dünya menfaatine, 3 kuruş dünya menfaatine yeminlerini ve sözlerini satan insanlar var. فَاُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهِ Allah onlara konuşmayacak. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ve kıyamet gününde yüzlerine dahi bakmayacaktır. وَلَا يُزَكِّهِمْ Onları temize çıkarmayacaktır. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için elim bir azap vardır. Kim bunlar?
az bir dünya menfaati için vallahi billahi diye yemin edenler, insanları Allah'ın ismiyle kandıranlar en büyük günahı işlemiş olurlar. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine anlatırlar. Üç sınıf insan vardır ki Allah-u Teala kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları tezkiye etmeyecektir. Hem onlar için acı bir azap vardır. Bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra ravi der ki Peygamberimiz bu sözü, bu ayet-i kerimeyi üç defa tekrar etti. Sonra Ebu Zer der ki mahrum olan ve zararda olanlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü demiş. Kimdir bu ziyan edenler? Hem dünyada hem de ahirette bir hüsrandan bahsetti. Ey Allah'ın Resulü kimdir diye sorunca Peygamberimiz demiş ki elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyen kibirli insan birincisi. İkincisi yaptığı iyiliği başa kakan insan. Yapıp unutacağız inşallah. İyilik yapıp unutanlardan olmamız lazım. Aksi takdirde büyük hüsrana uğrayanlardan olabiliriz. Üçüncüsü satılık eşyasına yalan yere yemin ederek sürüm sağlayan kişi. Yalan yere yemin edip mal satıyor. Ama bereketi yok. Hocam bak haramda bereket olmaz. Haramda bereket olmayacağına dair hadisi şerifi siz anlattınız. Şimdi Kurban Bayramı'nda yaşanmış bir hadise anlatılır. İlk önce ineklere gösteriyorlarmış paraları hocam. Evet. 5000 lirayı ineğe gösteriyorlarmış şöyle. Ondan sonra inek 3000 lira ediyor sahasında. 3000 liralık ineğe 5000'lik böyle banknotları göstermişler. Geliyor şimdi inek almak için bir kardeşimiz. Demiş ki vallahi billahi bu 5000 lirayı gördü. Bu inek 5000 lirayı gördü. Olmaz kardeşim. 3000 lira olmaz. 3000 vallahi billahi gördü 5000 lirayı. Yalan mı hocam? Gördü değil mi? Evet. Ama kimi kandırıyorsun? Allah'ın ismiyle insanları kandırıyorsun. Burada bir esasında alçaklık var affedersiniz. Evet. Yani bu Müslümanca bir tavır olabilir mi yani? Mümkün sen karşındaki insanın ekmeğiyle oynuyorsun, ekmeğini yiyorsun. Haramdan kazanıyorsun. Açıkça haram. Allah'ın ismiyle insanları evet. kandırıyorsun. Bu inek 5000 lirayı gördü mü ya? Kim söyledi sana 5000 lira eder dediğini? Esasında inek 5000 lirayı gördü, fiili olarak gördüğü mü kastediyor insan? Yoksa 5000 lira teklif edildi manasına mı kullanılıyor? Teklif edildi manasına söylüyorsun ama ineğe 5000 lirayı gösteriyorsun. Evet. Yani büyük bir aldatma var burada. Bunu asla yapmamamız lazım. Özellikle ticarette biz ticaret erbabı arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yeminin hiç uygun olmadığını ifade edelim. Yani Allah'ın ismiyle insanları kandırma manasına gelir. Asla kullanmayalım. Dilimizi de alıştırmayalım inşallah. Evet. Kasti bir tavırla yemin etmemişse, o yemin geçerse sayılır ama burada yeminle insanları kandırma noktası belki ihtimal dahilinde olabilir. Bundan kaçınmak lazım. Yemini asla kullanmamak aslında lazım. Aslında ticaret ve ticaretin dışında da hayatımızda aslında yemine çok dilimizi alıştırmamamız önerilir değil mi? Yani çok da uygun değil yeminle alışmak. Tabii. Evet. Hocam peki alıp satarken hileli ölçüp tartmama hususunda ne diyeceksiniz? İslam'ın bakış açısı nedir? Ne gibi tehditler var hileli bir şekilde ölçüp tartanlar için? Evet, En'am suresi 152. ayet-i evet. kerimede وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقَسْطِ Allah Celle Celaluhu der ki ölçüyü ve tartıyı doğru yapın. Ölçü ve tartıya o kadar önem vermiş ki ayet-i kerimeler. Hı-hı. Yani niye bu kadar önemli? Yani bazen ülkeler dahi yıkılmış. Evet. Bu tartıya ve ölçüye dikkat etmediğinden dolayı helak olan toplumlardan bahseder Kur'an-ı Kerim. Ölçü ve tartının üzerine böyle damgasını vuruyor ayet-i kerimeler. Evet. Ölçü ve tartıyı çok önemseyen ayet-i kerimeler var. Mesela وَيْلُوا لِلْمُتَفِّف۪ينَ Eksik ölçüp tartanların vay evet. haline diyor. Eksik ölçüp tartmış hocam. Yani mesela gramajı 100 gram gelecekti de 98-95 tartmış farz edelim. 90 tartmış. Ne olacak ki bundan 2-3 gramın hesabı mı olur yahu değil mi? Yani niye acaba Allah Celle Celaluhu eksik ölçüp tartanların vay haline dedi? اَلَّذِينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Kendilerine bir şey tarttıkları zaman insanlardan vefalı davranırlar, dikkat ederler, aman derler, bak gramajı taşırma derler. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri zaman veya tarttıkları zaman eksik ölçüp tartarlar. Kendilerine gelince eksik ölçüyorlar, evet. başkalarından alırken düzgün tartıyorlar. اَلَا يَظُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Onlar diriltileceklerini bilmiyorlar mı? Ölüm vardır, haktır diyorlar, gene bunu yapıyorlar. Nasıl yaparlar ya? Öleceksin ve sonucunu da bileceksin, gene de yanlışa düşeceksin. Olmaz böyle bir şey diyor ayet-i kerime. Dikkat etmek lazım. Evet. Muhammed Hamdi Yazır, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır tefsirinde bu konuyla alakalı der ki,
Veylülil mutaffifin, eksik ölçüp tartanların vay haline diyorsa Allah ayeti kerime, vay o çok büyük hırsızlıklar yapan insanların haline. Bu kadar eksik tartmadan dolayı bile Allah Celle Celaluhu vay onların haline diyorsa, bir de kamu malını zimmetine geçiren, kocaman kocaman ihalelere yolsuzluk katanlar, yetim malı yiyenler, hiç acımadan başkasının malını kendi zimmetine geçirenler, kardeşinin hakkını yiyenler, bunların durumu hep içler acısı. Bunlara yazıklar olsun. O ölçüp tartarken eksik tartanlara yazıklar olsun. Vay onların haline, ama esas vay o esasında büyük büyük götürdüm zannedenlere, dünyada kâr ettim zannedenlere, vay onlara, vay onlara diyor ayet-i kerime hocam. Evet. Medyen ve Eke halklarından bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. Evet, onlar o sebepten dolayı helak olan helak uğramışlar değil mi hocam? Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu. Hı-hı. Büyük bir toplum, sadece bu eksik ölçüp tartmadan dolayı Allah Celle Celaluhu onlara cezayı müeyyide uyguluyor. Evet. Evet. Yine kara borsacılık, bu konuda ne diyeceksiniz? İslam'ın bakışı nedir bu konuda? Evet, bir ticari malı pahalanmasını beklemek bakımından bir yere gizliyorlar. Toptan alıyorlar, piyasadan çekiyorlar ve mal pahalansın diye beklemeye başlıyorlar. Şimdi tam zeytin zamanında biliyorsunuz, şöyle malın hepsini piyasadan çekeyim, kenara zula yapayım da yükseldiği zaman satayım dediğimizde, bakınız piyasada da arzı mümkün olmayan bir duruma düştüyse ve bu temel gıda maddelerindense, çok büyük sıkıntılar doğuruyor toplumda. Mesela eskiden yaparlarmış, anlatılır. Unu toplu bir şekilde birisi alırmış, tüccarın bir tanesi. Hiç un kalmayınca piyasaya pahalı bir şekilde sürermiş. Şimdi elhamdülillah böyle bir sıkıntı yok. Mesela demir için de aynısı söylenir. Demir çok kıt duruma düştüğü zamanlarda o toplayanlar hemen piyasaya onu yüksek fiyattan arz ederlermiş. Bunlar çok büyük sıkıntılar doğuruyormuş toplumda. İşte böyle kara borsacılık topluma sıkıntı verdiği için de dinimiz bunu yasak kapsamına alıyor. Kara borsacı ne fena bir kişidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür. Yükseldiğini duyunca da sevinir. Nasıl iştir bu? Yani piyasadan petrolü, gazı toplu halde bir firma alsa farz edelim. O firma toplu halde aldıktan sonra kimse de bulamasa bu petrolü, o topluma arz etse bunu, kar elde ediyor değil mi? Büyük paralar kazanıyor. İkiye katlıyor, üçe katlıyor, beşe katlıyor. Ama sonucunda kara borsacılık yaptığı için dinimiz onun haram yediğini, onun bereketinin de olmayacağını açıkça beyan ediyor. Öyleyse kaçınmak lazım. Haramdan kaçınmak lazım. Kara borsacılık da böyle bir şey. Asla yapmamak lazım. Hocam yine tabii ki sosyal hayat içerisinde borçlanma var. Borçlanabiliyor. Herkes birine borç verebiliyor veyahut da birinden borç alabiliyor. Bu noktada da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir tüccar vardı diyor Allah Resulü. İnsanlara borç verirdi. Ve daha sonra yanında çalışan elemanını gönderirdi diyor. Eğer borç verdiği kişiyi sıkıntıda görürse, fakir görürse borç verdi ama durumunun da iyi olmadığını gördü, anladı. Elemanını gönderirmiş, dermiş ki sakın onu sıkıştırmayın, borcunu ondan alma konusunda ısrarcı olmayın, ona müsamahakar davranın. İnşallah Allah da ahirette bize müsamahakar davranır dermiş bu tüccar. Allah Resulü bildiriyor ve diyor ki daha sonra o tüccara Allah müsamahakar davrandı ve günahlarını affetti diye bildiriyor. Peygamberimiz böyle bir hadisi şerif buyuruyor. Buhari'de de geçen bir hadisi şerif. Evet, bu konuda hocam, dinimizin bakış açısı nedir? Yani birine borç verdiğimiz zaman ona kolaylık tanıma. Tabii burada borç alan kişinin de belli şeylere riayet etmesi gerekir. Yani borç alırken ödeme maksadıyla hakikaten o samimiyetle alması lazım. Bazen insanlar şu şeye de kapılabiliyor. Ben bundan bir borç parayı bir koparayım bakalım. Bir aylığına derim ama bir yıl sonra bunu öderim, ödemem falan. Bu niyette var. Bu da çok tehlikeli aslında. Bir de hakikaten samimi niyetle aldığı ama ödeyemiyor. Karşı tarafın da buna müsamahakar davranması, buna zaman tanıması, sık boğaz etmemesi, bu konuda ne diyeceksiniz? Evet. Bu da önemli hakikaten bir husus. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar bir hadisinde, ey tacirler topluluğu, tüccarlık yapanlar, ticarete genellikle yalan ve yemin karışır. Yani istemeseniz de yalan da olabilir, yemin de olabilir, bundan kaçınamazdığınız durumlar da olabilir, düşersiniz. İstemeden de olabilir. Siz de onu
sadakayla temizleyin. Hocam özür dilerim, vaktimiz çok daraldı. Yani bir 4 dakikalık bir zamanımız var. Bu konuyu 4 dakikaya sığdırırsak memnun oluruz. Evet, evet, buyurun. Siz de ona sadakayı karıştırın. Sadakayla bu yanlışlarınızı temizlemiş olursunuz. Sadakadan kastı neydi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin? Evet. Mesela güler yüz göstermek sadakadır. Güler yüzlü bir ticaretimiz olsun. Tartarken fazla tartmak sadakadır. Böyle bir sadakayla yanlışlarımızı düzeltmiş olalım. Müşteri malı geri getirdiğinde yüzünü ekşitmeden gönül rahatlığıyla malı geri alalım. Bu da bizim bir sadakamız olsun. Yani yapmış olduğumuz tavırlar Müslümana yakışır bir tavır olsun ki böyle sadakayla temizlemiş olalım. Bunlardan bir tanesi de müşteriye iyi davranmak. Yani borçluya kolaylık göstermek. Birisi borç almış bizden. Borçluya kolaylık göstermemiz, bakın ayet-i kerimelerle, Bakara suresi 280. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu'nun bize emriyle yapmamız gereken bir tavır olarak anlatılır. Evet. Ne yapmamız lazım? Ve in kana zu usratin fenaziratun ila meysara. Zorluk halinde, sıkıntıda bir kardeşiniz varsa ona belli bir süreyle rahatlık verin, kolaylık verin. Onun belli bir süreye kadar bekleyin onu. Bu sizin için güzeldir. Ve in tasaddaqu hayrun lekum. Bir de tasadduk ederseniz, borcunu ödeyemeyecek, çok sıkıntıda gördüğünüz bir kişi varsa, bu kardeşiniz öyle bir sıkıntıdaysa, ona affedin, sadaka verin. O sizin için hayrul lekum, sizin için daha hayırlı olur. İn kuntum ta'lemun. Evet. Bir bilseniz bu sizin için çok çok hayırlı bir davranış olur diyor ayet-i kerimede. Yine satarken ve alırken, borcunu isterken, öderken kolaylık gösteren kimseye Allah merhamet eylesin diyor Yüce Peygamberimiz. Evet. Allah alırken kolaylık gösteren, satarken kolaylık gösteren, öderken kolaylık gösteren ve borcunu isterken kolaylık gösteren kimseyi cennetine koymuştur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani evet, bununla alakalı çok önemli bir mesele. Demek ki hem alıcı hem de satıcı birbirlerine vermiş oldukları sözlere riayet etsinler. Özellikle satan kardeşimiz, alıcı kardeşimiz sıkıntıdaysa affetmeye varıncaya kadar işi genişletsin. Bu kendisi için daha hayırlıdır diyor. Evet. Hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hakikaten önemli bir husustu ticaret ahlakı. Rabbim inşallah bu ahlak ile bütün iş ve işlemlerimizi gerçekleştirmeyi nasip etsin. Amin. Evet değerli izleyiciler, bugün de Cuma Hasbihali programımızın sonuna geldik. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.